Hukuksuzluklar, adaletsizlikler ortadan kalkmadıkça... T24'ten Eray Görgül'ünün haberine göre Yarsa ve Başkanı Ömer Faruk Emine Ağoğlu, siyasi partiler yasasına göre parti meclisinin toplanarak kendi içinden bir üyeyi yetkilendirmesi gerektiğini belirterek, parti meclisinin nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması, sonrasında da 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kurultay tartışmasına Eskiyar Sav Başkanı Emine Ağoğlu da katıldı. 2015'te yapılması gereken kurultayın 2016'ya ertelenmesini CHP üyesi olarak yargıtaya taşıyan ancak CHP delegesi olmadığı için itiraz reddedilen Emine Ağoğlu, CHP tarihinde kurultaylar çekişmeli geçmişse de kurultaylar süresi içinde yapılmıştır. Şu anda yaşanan durum nedense Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde yaşanır oldu ve de ilk kez yaşanmıyor diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 25 ve 26 Temmuz 2020'de yapılan son kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatan Emin Ağaoğlu, CHP tüzüğünde ve siyasi partiler yasasında kurultayların iki yılda bir yapılacağı, en çok bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP, Temmuz 2022'ye kadar kurultayını yapmayarak kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için öngörülen toplam 3 yıllık süre dolmuş durumda dedi. Eminoğlu şunları kaydetti. Siyasi Partiler Yasası'nın 15. taksim 2. maddesi hükmüne göre en çok 3 yıl için seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi bu sürede olduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada hatta tüzükte bile mevcut genel başkanın görevi yeni genel başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder şeklinde bir hüküm yer almıyor. Sayın Önder Sabı'nın önceki günlerde verdiği beyanatında CHP Genel Başkanı'nın görev süresi doluyor diyerek işaret ettiği durum bu olmalı. Hukuksal durum kısa ve öz olarak ifade edilmiş. Burada görevi düşüyor. Görev süresi kendiliğinden sona eriyor. Böyle bir durumda genel başkanlık makamı boşluk kaldırmayacağından siyasi partiler yasasının 15 Taksim 5. maddesindeki düzenlemeye göre parti meclisinin toplanarak partiyi temsil yetkisini kendi içlerinden bir kişiye vermesi gerekiyor. Çalışmalar sürecinde Hukukla ilgili ilgili yasa ve tüzük maddeleri çerçevesinde en çok 3 yıllık sürenin dolmuş olduğuna dikkati çeken Emine Ağoğlu, genel başkanın görevi sona ermiş olup parti meclisi ve kurultay delegelerinin görevleri devam etmektedir. Görev süresi sona eren, genel başkanlığı düşen ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkasının ille de ben genel başkanım, burada kalacağım diyeceğini düşünmüyor, düşünmek istemiyorum. Seçimlerin yaklaşması, olağan kurultay sürecinin işlemesi, yasa gereği seçimli bir olağanüstü kurultaya engel olmamakla parti meclisi alacağı kararla 45 gün içinde yapılacak bir olağanüstü kurultayda tüm merkez organlar seçilebilecek, böylece seçim öncesi yeni kurultay sürecine kadar bu organlar da yenilenmiş olacaktır.